Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Bukhari derslerinde Kitabul ül Edeb bölümünü okuyoruz. 54. baba geldik. Babu ma yukrahu mined temaduhu karşılıklı birbirini övme, aşırı derecede övgüde bulunma mekruh görülmüştür. Hoş karşılanmamıştır. Sünnete aykırı görülmüştür. Bununla ilgili hadis-i şerifleri İmam Bukhari'den dinliyoruz. Müslüman daima ifrattan ve tefritten, her çeşit aşırılıktan uzak olma mecburiyetindedir. İslam her konuda ılımlı, uyumlu, mutedil orta çizgiyi izlememiz gerektiğini bize ifade etmektedir. Dolayısıyla takdir vardır. Herhangi güzel bir şey görüldüğünde onun güzel olduğunu ifade etmek güzeldir. Ancak bu aşırılığa kaçarsa aşırı bir övgü ifadesi olursa bu aşırılık hoş karşılanmamıştır. Kalel İmamul Buhariyü rahimehullah ve rahimena mah hadesena Muhammed ibn sabah Kal hadesena İsmail ibn Zekeriya. Kal hadesena Burayd ibn Abdullah ibn Bi burda an Ebi Burdeten an Ebi Musa radıyallahu anhu. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. 6060 nolu hadisimiz. Kal semi'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem raculen yuthni ala raculin ve yutrihi fil midha. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir kimseyi aşırı derecede öven, aşırı derece takdir eden bir adamı duydu. Fekal ehlektum ev kata'tum zahra'r racul. Ehlektumur racul ev kata'tum zahra'r racul. Adamı perişan ettiniz. Adamın belini kırdınız. Aşırı derecede övgü gurura, kibire, benliğe gösterişe sebep olabilir. Halbuki Müslüman mütevazı olmak durumundadır alçak gönüllü olma durumundadır. Müslüman her konuda sakin, mutedil olma durumundadır. Aşırı övgü psikolojik dengeyi kaybeder. Sürekli övülen bir kimse gerçekten kendisinin farklı olduğu düşüncesine kapılır ve bu farklılık kendini üstün görme, böbürlenmeye, kibirlenmeye ve neticede başkalarını hor görmeye, hakir görmeye sebep olacaktır. Dolayısıyla mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kimseyi takdir etmiştir. Ah sen de demiştir. E sana Davud Aleyhisselam'ın namelerinden name verilmiştir demiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takdir ettiği kimseye dua ediyordu. Yani Allahümme allimhu te'vil Allah'ım ona tefsir ilmini öğret diye dua etmişti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma için, amcasının oğlu için. Enes bin Malik'e ömrünün bereketli, evladının bereketli ve malının bereketli olması için dua etmiştir. O halde takdir edeceğimiz zaman dua edelim. Duada herhangi bir aşırılık olmaz. Ama en en diye başlayan cümlelerle sen işte bu bölgenin en iyisisin, en güzel okuyanısın, en en başarılı. Bu ifadeler o kimsenin maneviyatının da bozulmasına sebep olacaktır. Haddetene Ademu, kal haddetene şubbetu an Halid, an Abdirrahman ibn Ebi an Ebihi. Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor. Enne racülen zükkira inden nebiyyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in yanında bir kimseden söz edildi. عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا bir kimse onun hakkında böyle bir aşırı övgüde bulundu ve kalem nebi Sallallahu aleyhi sellem peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi oayı hak yazık çok yazık kata onu kassak arkadaşının boynunu kırdın. yani sanki boynunu kırmış gibi ona kötülük yaptın yekuluhum miraran. Bunu bir defalarca tekrarladı peygamberimiz. Arkadaşının boynunu kırdın. Boynunu kırdın. Yani onun kişiliğini zedeledin. Sanki boynunu kırmış gibi oldun. İn kana madihan la mahalete felyekul ahsibu keda ve Sizden biriniz mutlaka met edecekse, mutlaka bir kimseyi övecekse ben öyle zannediyorum ki ifadesini kullanarak söylesin. Bunun için mesela referanslarda, tavsiye mektuplarında, İslam dünyasında herhangi bir referans yazdığınızda ahsi buhu kederlik onu böyle zannediyorum. Vela Allah aden Allah'ın huzurunda hiç kimseyi temize çıkaramam. Yani en iyisini Allah bilir. Metin kardeşimiz iyidir, güzeldir ama en iyisini Allah bilir. Bu Allah'a havale etmek o aşırı medhi önleyecektir. إن كان أه فليقل أحسب ve وكذا إن كان eğer gerçekten onda bu özellikleri varsa ben öyle zannediyorum desin. <laughs> Vallahu hasibuhu. Bunun hesabını görecek olan Allah'tır. Ve la yusekki ahada. Ben Allah'a karşı hiç kimseyi temize çıkaramam desin. Ve kale vehib an halid veylek. Okuduğumuz hadis-i şerifte hak Çok yazık yazık. Ama bir başka rivayette veylek yazıklar olsun ifadesi vardır. Yani ikisi arasındaki fark belli. Bir yazık, çok yazık acıma hissi var. Öbüründe de acıma hissinden çok öfke duygusu var. Aşırı medih siyasette, ticarette, zaman zaman eğitimde maalesef yapılmaktadır. Bu durum başarılı insanı takdir etmek sünnettir. Ama takdirde, medihte aşırı gitmek elbette sünnete muhaliftir. Sünnet-i seniyye her konuda en ideal olanı ortaya koymaktadır. Hocam, bir insanı överken ölçümüz nasıl olmalıdır? Her konuda üç yaklaşım vardır. Biri değerlendirmesi sert olanların yaklaşımı, diğeri değerlendirmesi çok çok basit olanların yaklaşımı, bir de orta çizgi. Aşırı derece övgü, aşırı derece medih, az önce ifade ettiğimiz gibi kişinin şahsiyetini zedeler, manevi hayatını dumura uğratır. Dolayısıyla sünneti seniyeye aykırıdır. Ama bunun tersi var, hiç takdir etmemek. Hiç teşekkür etmemek, hiç e, bu noktada e, dua etmemek anlayışı da, bu da tefrit anlayışıdır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ لَا İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükür vazifesini yerine getiremez. İkram edene, iksan edene, yardım edeni, üzerimizde hissesi payı olana, elbette teşekkür edeceğiz. Teşekkür başka, takdir başka ama aşırı övgü başkadır. Övgüde aşırılık mekruhtan harama doğru gider. Takdir etmemekte bu kimsenin nankörlük yapmasına sebep olur. Size ikram edene sanki mecburmuş gibi bir tavır içerisinde bulunmanız yanlıştır bize ikram edene elbette teşekkür edeceğiz. Ama gerek teşekkürde, gerek övgüde, orta çizgide bulunmak sünnet-i seniyyeye en uygun olan noktadır. Hiç Allah razı olsun demeyen yaşlı kimseler var. Hiç teşekkür etmeyen kimseler var. Ben misafirim, ev sahibi bana ikram edecek diyor. Veya yani sürekli annesinden babasından istiyor ama annesine babasına bir hediye veya herhangi bir hatıra götürmüyor. Yurtlardaki öğrencilere hitap ettiğimizde İstanbul'dan memlekete giderken annenize bir hediye götürün. Eyüp Sultan'dan bir başörtüsü getirdim deyin. Babanıza bir hediye götürün. Yani bu bir takdirdir. Bu bir teşekkürdür. Bu bir minnet duymadır. Ama bunun tam tersi aşırı övgü, aşırı medhü sena etmek kesinlikle tasvip edilmemektedir. Ölçülü olmak, ilkeli olmak, prensipli olmak, orta çizgiyi korumak bizim vazifemiz olmalıdır. 55. baba geçiyoruz. Babu men esna ale ahihi bima yalem. Kardeşine onun hakkında bildiği bir özelliğiyle takdir cümlelerinin kullanılması. Kardeşimizin yazısı gayet güzel. Furkan kardeşimizin sesi güzel diyorsunuz. Bu bildiğiniz bir gerçeği ifade ediyorsunuz. Ama en güzel, çok çok güzel falan gibi aşırı bir ifadede bulunmadan onda bulunan bir özelliği söylemenizde caizdir. Ve kâle Sa'dun ma semi'tun sallallahu aleyhi ve sellem yekulu li ahadin yemşi al ard innehu min ehlil cenne. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde yürüyen hayatta olan bir kimse için şu cennetliktir dediğini işitmedim. İlla li Abdillah Selam ancak Yahudi alimlerinden Müslüman olan Abdullah bin Selam için bu ismi kullandı. Tabi bu gibi hadis-i şeriflerde hemen hatırımıza ne gelir? aşere i mübeşşere. Bizzat Peygamberimiz bu cümlenin sahibi olan Sa'd bin Ebi Vakkas için Sa'dun fil Cennet ifadesini kullanmıştır. O hadis-i şerif biliyorsunuz arkadaşlar. Ebu Bekir'in fil Cennet ve Amar'u fil Cennet وَاَثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَاَلِيُّنْ فِي الْجَنَّةِ diye başlayan hadis-i şeriflerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tek tek açık bir şekilde aşere-i mübeşşerenin cennetlik olduğunu ifade etmiştir. Farklı zamanlarda farklı sahabe-i kiramın cennetlik olduğuna dair ifadeler vardır. Bu hadis-i şerif herhangi bir şekilde başka bir kimse için bunun kullanılmadığı anlamına gelmez. Mesela Hz. Hasan, Hz. Hüseyin cennet gençlerin efendisidir. Peygamber Efendimiz'in hanımları, yani Hz. Hatice Validemiz, Hz. Kızı Hz. Fatıma Zehra hakkındaki hadis-i şerifleri biliyoruz. Ve pek çok hadis-i şerifte de, pek çok sahabe-i kiram hakkında cennetlik olduğuna dair ifadeler vardır. Bundan ne anlıyoruz? Yani ya Sa'd bin Ebi Vakkas o güne kadar böyle bir ifade duymadı veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, henüz daha e, hayatta olan kimseler için bu ifadeyi nadiren kullandığını işaret etmek için bunu söyledi. 6062 nolu hadisimiz Haddeten Ali ibn Abdullah kalı haddethana Süfyan, kaldı haddethana Musa bin Ukbe an Salim an Ebihi radiyallahu an. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan nakledilen bir hadis-i şerif. En-nebeviyyullah sallallahu aleyhi ve sellem hîn zekere fi'l izari ma zekere. Peygamberimiz elbisesini yerlerde süründüren kimse hakkında söylediği sözü söyleyince Kale Ebu Bekir, Ya Resulallah, inne izari yeskutu bin ahadi şikkay. Ya benim elbisem de zaman zaman yere düşüyor, dedi. Kal inneke leste minhum, sen onlardan değilsin, buyurdu. Şimdi bu husustaki hadis-i şerifi biliyoruz. Men cerre thevbehu khiyela'e lem yandırillahu ileyhi yevmel kıyâme. Kim elbisesini yerde sürüyecek kadar uzun elbise giyer, kibirle bunu yaparsa Allah kıyamet gününde ona rahmet nazarıyla bakmaz. Hadis-i şerifini biliyoruz. İşte bu hadis-i şerifi duyunca Hazreti Ebubekir aleyhi yara sellem ''Ya Resulallah, benim elbisem de böyle bir kenarından yere sürünüyor.'' demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Sen onlardan değilsin.'' Peygamberimiz yüzüne karşı mesela Hazreti Osman'ı methuselah etmiş. Ya Resulallah, yüzüne karşı hiç kimseyi siz aşırı derecede övmediniz. Niye Osman'ı böyle methettiniz dendiğinde Osman benim sözlerimden etkilenmez demiştir. Burada Hz. Ebu Bekir anh'ın kibirli, gururlu olmadığını söylemesi aşırı bir övgü değil. Yani bildiğimiz gerçekleri söylememiz gerekiyor. Bir de Ortaklık, evlilik, komşuluk gibi konularda eğer biz acı çekmişsek o acıyı başkası çekmesin diye e, mutlaka uyarıda bulunmamız gerekir. Yani biri size komşunuzu sordu. Niye soruyorsun diye söylemeliyiz. Bunun ortaklık kurmak istiyorum. Halbuki siz ortaklık kurmuşsunuz, içiniz yanmış, doğruyu söylemek mecburiyetindesiniz. Evlilik konularında da, aman ben söylemeyeyim, ben kötü olmayayım, ben gıybet etmem deyip gerçeği söylemeyenler kardeşinin acı çekmesine sebep oluyorlar demektir. Gerçeği söylemek başka evet. ama bu konuda aşırı gitmek başka veya komşumu sevmiyorum. Mesela komşum hakkında biri bana bir soru sordu hazır fırsat elime geçti. Boyayabildiğim kadar boyuyorum. Yani tenkit edebildiğim kadar tenkit ediyorum. Bu da doğru değil. Doğruyu doğru bir şekilde orta çizgide söylemek bizim vazifemizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâ irrâşidînel mehdiyine min bâdî. Benim sünnetime sımsıkı sarılın benden sonra hidayet üzerine yürüyen, hak yol üzerinde olan halifelerin sünnetine sarılın. 56. bab Babu kavlillahi teala inna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i'l kurba. Gerçekten, hakikaten muhakkak ki Allah adaleti, iyilik etmeyi, ve yakın akrabaya vermeyi emreder. Ve nehyan al-fahşâi vel vel Arsızlıktan, hayasızlıktan, çirkin söz ve davranışlardan, haddi aşmaktan alıkoyar ve bunları men eder. Ye'îdüküm le'enküm tezekkerûn. İbret almanız, ders almanız, öğüt almanız için Cenab-ı Hak size bu tavsiyeleri ve bu öğütleri buyuruyor. Evet, bu ayet-i kerimede adalet vurgusu yapılıyor. Hem nefsimize, hem ailemize, hem çevremize karşı, hem de verdiğimiz hükümlerde ve kararlarda adil olmamız emrediliyor. Yani adalet sadece mahkemede değil, çocuklarımız arasında, öğrencilerimiz arasında, komşularımız arasında, arkadaşlarımız arasında adaletli ve hakkaniyetli olmak durumundayız. Sonra el ihsan, iyilik sever, ikram sever, yardım sever olmamız emrediliyor. İhsanın bir manası yapılan her işin tam ve mükemmel olarak yapılması demektir. Bir üçüncü manası Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek demektir. İhsan vurgusu yapılıyor. Üçüncüsü yakınlarımıza vermemiz emrediliyor. İkram sadakadır. Kardeşlerimiz az önce ikram ettiler. Allah razı olsun. Sadakadır. Ama yakınlarımıza ikram hem sıla rahim hem de sadaka sevabı kazandırmaktadır. Dolayısıyla yakın akrabaya amca, dayı, hala, teyze vesaire diğer akrabaya baştan anne baba, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, büyük annemiz, dedemiz, sonra amca dayı, hala teyze ve çocuklarına yani halka halka derece derece ikram emrediliyor. ''Yabni Adem enfik yunfak aleyk. Ey Adem oğlu sen ver ki sana da verilsin. Kur'an-ı Kerim'i açın. Hemen ilk sayfa Kur'an-ı Kerim'de özettiği hülasası, Fatiha-i Şerif. Ondan sonraki sayfada Cenab-ı Hak وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar buyuruyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in başında infak, ihsan, iyilik emrediliyor. وَقَوْلِهِ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ ala enfusikum sizin haddi aşmanız başkasına değil kendinizin aleyhine olacaktır. Yunus suresi 23. ayet. Ve terk isareti şerri ala muslimin ev kafir Müslümana ve kafire kötülükte bulunmayı terk etmek bütün insanlara karşı şer kötülük yapmamak tavsiye ediliyor. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الهميدي قال حدثنا السفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة والدمس مس قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sanki bir müddet hanımlarına yaklaşıyor gibi bir hayal gelmeye başladı. Kalet Ayşe dün Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir gün şöyle dedi. Ya Ayşe, inna Allah-ı eftani fi emrin isteftaytuhu fi. Bir konuda fetva istiyordum bir konunun açıklanmasını istiyordum. Allah bana melekleri vasıtasıyla fetva verdi. Etani reculani fecelese ahaduhuma inda rijliyya ve al-akhar <laughs> inda Bana iki adam geldi. Yani insan suretinde iki melek. Biri ayaklarımın yanında, biri de başımda oturdular. Fakalellezi inda rijliyya lillezi inda ra'si. Ayaklarımın ucunda oturan adam, başımın ucunda oturan adamı ma balur racul ya bu adamın durumu sence nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz'i kastederek. ederek. Kale matbub yani meshuran. büyülenmiş. Sihir yapılmış dedi. Kale ve tabbehu ya onu kim sihir yaptı ki diye sordu. Kale lebidübnü asam. Lebîd i̇bn Asam isimli şahıs. Kale ve Bu sihri ne ile yaptı? Kâle fî cuffî talâtin zekerin fî muştin ve muşşâtatin taht-i raûfetin fî bi'ri Zervan kuyusunda bir tarak, saç parçası vesaire ile yapılmış, saçlardan alınan bir telle yapılmış, bir e, sihir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz geldi. Yani peygamberimize o sihrin durumu hakkında bilgi verildi. Fakal "هذه البئر التي أردتها كأن رؤوس نخلها رؤوس شياطين." Bana rüyada gösterilen bu kuyu, bu kuyunun başındaki hurma ağaçları sanki şeytan başları gibi. Ve kenne ma'aha nuka'atul Sanki suyu da böyle kınalı bir su gibi diye peygamberimiz söyledi. Fe emara bir nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe Peygamberimiz bu kuyunun suyunun bu boşaltılmasını emretti ve çıkarıldı. Kalet Ayşe de fekult ya Resulullah. Fe la ta'ni Yani tamam açıldır mı diye sordu. Fakat Şefani, bana Allah Ve ama ben, fakat bana Allah şifa verdi. ama ben, fakat şefani, bana Allah şifalırdı. Ve ben, insanlara şer yapılmasını, insanlar arasında Ve kötülüğün yaygınlaşmasını istemiyorum. şefani, bana Allah şifalırdı. Ve ama ben, fakat şefani, bana Lebid ibn Asam isimli şahıs Yahudilerin antlaşmalı olduğu Züreyk oğullarından bir kimseydi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini meleklerden duyduğu halde Lebid'i çağırıp cezalandırma yerine yani herhangi bir sansasyonel bir haber olması yerine kuyunun boşaltılmasını ve o parçaların kuyudan çıkarılmasını emretti. Ve bunun üzerine bir başka hadis-i şerifte Felak ve Naz sureleri indi. İslam alimleri arasında iki ayrı görüş vardır. Bir görüşe göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapılması doğru değildir. Şu şekildeki haber doğru bir haber değildir. Ancak bu haber Sahih-i Bukhari'de nakledildiğine göre ve güvenilir muteber mevsuk ravilerden geldiğine göre haber sahihtir. Ehli sünnet alimlerinin çoğunluğuna göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sihir yapılmış ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi bu melekler tarafından bildirilmiş Felak Nas sureleri okunarak Peygamberimiz sihirden kurtulmuştur. Peygambere büyü yapılabilir mi? Sihir yapılabilir mi? Peygamberler beşerdirler. Beşer olma itibariyle hastalanırlar. Beşer olma vasfı itibarıyla kendilerine sihir yapılabilir. Cenab-ı Hak Celle Celalu o sihir yapıldığı anda vahiy göndermemiştir. Dolayısıyla peygamberlik görevini etkileyen bir olay meydana gelmemiştir. Geçici bir süre bir takım hayaller görmüştür Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her konuda örnek olduğuna göre büyü yapılan kimsenin ne şekilde hareket edeceğine dair Peygamberimizin bu noktada örnekliği mevcuttur. Rabbim tabi sihirden bizleri muhafaza eylesin. Bu gizli ilimlerden biridir, büyü, sihir. Sihirbazdan bu yaptığı kesinlikle haramdır. Hangi niyetle olursa olsun büyü yapmak, sihir yapmak, yaptırmak ve buna büyünün gerçekleştiğine inanmak kesinlikle haramdır. Ama büyü yapıldığı zaman da buna karşı e, Felak Nas sureleri okunarak büyünün etkisinden kurtulmamız tavsiye edilmektedir. Biz kesinlikle büyücülüğün şerli bir meslek olduğunu, insanların hayırını olmadığını biliyoruz. Büyü yapan kimse mutlaka cezalandırılır. İslam toplumunda büyücülük kesinlikle tasvip edilemez. Herhangi bir kimseye büyü yapıldığı zaman, yani bir takım hayaller gördüğü zaman, tıbbi tedaviden sonra, hala büyü varsa üzerinde dua okuyarak ya kendisi okuyarak ya da başkaları tarafından Felak ve Nas sureleri okunarak büyücülüğün şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Rabbim büyücülük yapmaktan, büyücülerin şerrine uğramaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun efendim.